ki kapı birazcık açık kalsın isterseniz. 5-10 dakika. Ondan sonra kapatalım. Her şeyden önce hepiniz hoş geldiniz. Onur verdiniz. Size hepinizi burada görmekten sahiden büyük mutluluk yaşıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Efendim biliyorsunuz daha önce bir Roma 1 yapmıştık. Roma 1'in kuruluşundan bahsetmiştik. Öncelikle bunu tekrar şöyle bir çabucak size bir anımsatma bakımından bir tekrar orayı göstereyim. Sonra da Jules César'a geçmek istiyorum. Sunumumuzu 45 dakika, iki defa 45 dakika, arada da bir 15 dakika mola vererekten yapmak istiyorum. Böylece birazcık da kafamız dinlenir. Arada işte ise sohbet etme imkanında buluruz. Evet, Roma'nın tarihi biliyorsunuz genellikle Romulus'la başlar. Romulus ve Remus'un da hayatı Augustus tarafından ısmarlanan bir kitap ile Enneas adında bir epik ile bir Vergilius'a ısmarlanır. Vergilius burada Roma'nın kuruluşu zaten Octavianus'a geldiğimizde tamamen göreceğiz. Octavianus daha sonra adı kutsal anlamına gelen Augustus olarak çevrilir ve Augustus da Roma'yı tekrar yeniden her şeyde yeniden kurar. Hatta şöyle bir lafı da vardır. Roma'yı tuğlalardan aldım, mermer şehir olarak da bırakıyorum der. Ve Augustus Roma'nın yeni bir toplum mühendisliği yapar. Halka yeni bir tapınak yapar, Pantheon diye. Efendim bu arada da onlara tarihlerini daha iyi anlayabilmeleri için Roma tarihini de sıfırdan yazdırtır. Ve ayrıca da Vergilius dediğimiz kişiye de Roma'nın tarihinin atalarının ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar kutsal olduklarını da anlatmak için de atalarını Troya'ya bağlattırır Vergilius'a. Dolayısıyla burada da bir Vergilius'un yazdığı Enneas adında bir destan var. Evet. Efendim Enneas kimdir? Burada şimdi buraya ben çabucak geçtiğim için Enneas kimdir? Enneas Troya yıkılırken Troya'da babasını sırtına alıp oğlunu da elinden tutan, kaçan bir tane Enneas adlı bir kahramanı anlatır. Kahramanın babasının adı Anchises'tir. Oğlunun adı da Julius Ascanius'tur. Bu Julius çok önemli. Artık bundan sonra gelecek olan Jules Caesar'ın da ismidir bu. Julius Ascanius, bunlar gelirler Roma'nın hemen yanı başındaki Latium'a sığınırlar. Latium'da kendi kendilerine yeni bir hayat başlatırlar. İşte bu da Latium denilen şimdiki Latin kelimesinin kökeni ve Roma'nın da ilk kuruluşu. Ve buradan giderekten Enneas'ın yaptığı Troya'dan çıktıktan sonra Girit'e gidiyor. Oradan Batı Yunanistan'a gidiyor, Sicilya'ya gidiyor, Kartaca'ya gidiyor ve tek ondan sonra en sonunda Latium'a varıyor. Buna bakarsanız aslında bu Odysseus'un yaptığı seyahatin hemen hemen aynısıdır. Aslında burada Vergilius Odysseus'u taklit etmiştir derler. Homeros'u taklit etmiştir. Homeros'un Odise destanının birazcık kopyalamıştır. Gittiği yerlerde hemen hemen aynı seyahati gösterir. Alet de yine kendi şeyini bağlayamadık. Evet, buradan Vergilius'un destanından bir şey, Oktay Akşit'in çevirisiyle geçen ilk cümleyi buraya almıştım. Bunları size hatırlatma açısından çok çabuk geçiyorum. Evet, burada görüyorsunuz Enneas, babası sırtında, oğlu, küçücük oğlu Ascanius'tı, Julius Ascanius yanında. Buna benzer yüzlerce heykel var. Özellikle de şimdi Roma sokaklarından da
hemen böyle aralarında geçerken hiç altında hiç şey olmadan ben böyle benzer bir heykelle de karşılaştım. Maalesef fotoğrafı da çektim ama aradım bu sunum için fotoğrafı maalesef bulamadım. Evet, bu da yine belli bazı müzelerdeki Eneas'ın heykelleri. Evet, şimdi artık Roma'nın kuruluşu. Roma'nın kuruluşuna Urbe Condite diyorlar. Bu çok 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 önemli. Çünkü bugünkü tarihimizin, takvimimizin de aslında tarihlendirmesiyle ilgili. Buna AUC diyorlar. Ab Urbe Condite. Bu da ne demek? Ab'den itibaren Urba şehir, Condite'de başlangıç demek. Şehrin başlangıcından itibaren yeni bir tarih yazılıyor. Dolayısıyla Romulus'un ve Remus'un, Romulus ve Remus kim? Bunlar da Eneas'ın torunları olaraktan anılıyor. Eneas'ın babası da aslında annesi Venüs diye kabul ediliyor ve Afrodit olarak kabul ediliyor. Ayrıca da Romulus ve Remus'un da anneleri Mars tarafından tecavüze uğradıkları için anne tarafından da bunlar Mars'a bağlanıyor. Yani Roma tarihine bakarsanız Julius Caesar, geleceğiz konumuza. Julius Caesar diyor ki benim baba tarafım diyor Afrodit'tendir diyor. Ana tarafım ise diyor Mars tarafındadır. Yani bir şekilde kendilerini tanrılaştırmak için Tanrı'nın sülalesinden geldiklerini ispat için bunu kullanırlar. Urbe Condite'ye bir daha geleyim. Efendim burada sıfır olaraktan Romalılar tarihini başlatıyorlar. Ve bu tarihten itibaren Julius Caesar'a kadar geliyorlar. Ondan sonra burada yeniden takvim yapma ya başladıklarında 753. senesi oluyor. Sıfırdan Julius Caesar'a kadar. Bunun üzerine kalkıyorlar. Tekrardan takvim yaptıklarında sıfır olaraktan o tarihi alıyorlar ve geriye çeviriyorlar. Dolayısıyla da ki Augustus bunu bir daha diyelim diyor. Dolayısıyla geriye doğru gittiğinde Romulus'un Roma'yı kurduğu tarih 753 oluyor. Bu tarafa geldiğinizde sıfır oluyor ki o da biliyorsunuz İsa'nın doğumu olarak da kabul ediyor. Anlatabilir miyim bu konuyu? Ters yüz yapılıyor. Birden alınıyor. 753'e kadar geliyor. Sonuçta ters yapılıyor. Bu arada çok kısa bir şekilde Roma adlarına bakarsanız çoğunlukla hepsi Roma'da doğrusu ad yoktur. Çok az ad vardır. Ad sıkıntısı, isim koyma sıkıntısı çekerler. Onun için de çoğunlukla da birbirlerine 4. 5. Quintilius, Sestilius, Decimus gibi 10. anlamında isimler koyarlar. Ve bunlardan bu isimlerden de Julius en önemli, en meşhurlarından Julius erkek, bu sırada kadın olunca da Julia diyorlar. Antonius erkek, Antonio diyor, Antonia diyorlar gibi gibi. Onun için Roma'dan ilk kuruluşundan itibaren bir sıralama böyle gidiyor. Evet, çok hızlı geçeceğim şimdi tekrar. Burada Romulus ve Remus meşhur dişi kurt tarafından emzirilirken burada kurtun heykeli İsa'dan önce 5. yüzyıl ama ikizler daha sonra İsa'dan sonra 11. yüzyılda eklenmişler. Roma'ya gittiğinizde de onu böyle SPQ adı devamlı görürsünüz. Bu da Senatus Populus ve Romanus, yani Roma Senatosu ve halkı anlamındadır. Bu şimdiki her yerde gördüğümüz Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu gibi bir şey. Onun hep aynısı. Evet, daha sonra Romulus'tan sonra ilk kral Romulus oluyor. Ve daha sonra da bunlar sıralamalardan da 7 tane kral tarafından Roma yönetiliyor. Efendim Roma krallığı yönetilirken ilk defa olaraktan Romulus bir tane senatörler şey yapar. Aslında bu daha önce Türkiye'de vardı biliyorsun, mahallelerde, köylerde yaşlılar yok, ihtiyarlar heyeti vardı. Bu da aynı şekilde ihtiyarlar heyeti Senex'ler, ihtiyarlardır. Bu Senex değişe senatör olur ve daha sonra hatta İtalya'da, İspanya'da senior olur. Hatta daha da kısaltılarak İngilizce'de sir olur.
Bütün bunlar hepsi yaşlı demek. Senato, o da yaşlılar grubu. Bizde de senato vardı biliyorsun. 1960'tan sonra kurulan şeyden senato vardı. Ama Kenan Evren devrimiyle o kalktı. En son kral Tarquinius Superbus. Bu süper, şimdiki süper kelimesinde kökenidir. Burada Lucrezia diye bir olay var. Bu tümden Roma tarihini değiştiren bir olay. Lucrezia tecavüze uğraş. Bir Superbus'un oğlu tarafından. Superbus'un oğlunun adı da Sestius'tur. Ve burada Brutus adlı, bir daha tekrar sonra Julius Caesar zamanında göreceğimiz Brutus tarafından bir isyan başlatılır ve böylece de bütün krallar kovulur Roma'dan. Artık Roma da yeni bir sistem kurulur. Buradan yeni bir cumhuriyet kurulur Roma'da. Artık cumhuriyetle idare edilmeye başlanır ve Roma'da birileri kalkar Gracchus diye kardeşler. Roma'da bir çabuk geçiyor buraları. Julius Caesar gelmek için. Evet. Roma'da iki tane kardeş gelir. Gracchus kardeşler. Bunlar kalkarlar Roma'da toprak reformu yapmak isterler. Roma'da bu sefer tamamen ikiye bölünürler. Halklar dediklerimiz plebler. Efendim zenginler diyebileceğimiz senatör ve konsül taraflarını kullananlar, patriciler dedikleri. Patrici sonra göreceğiz, paterden geliyor, babalar demek. Çünkü Roma'da baba olmak şimdiki anlamda bir baba değildi. Bu büyük bir topluluğa babalık eden kişilere pater deniyordu. Bunlar da onların da senatodaki yetkilisine de patrici diyorlardı. Neyse efendim, Gracchus kardeşlerdi. Devrim yapmaya kalkarlar. Hem iki Gracchus kardeşler senatörler tarafından, konsüller tarafından öldürülürler. Ve bu esnada Roma'da artık iyice sınıflaşmalar başlar. Ve Roma artık sağ ve sol diyebileceğimiz bugünkü bir şekle dönüşür. Sağcılar efendim Sulla denilen bir diktatörün şeyinde, solcular ise Marius diyeceğimiz halktan yana, topraktan yana, efendim şeyden, askerlerden yana tavır koyan kişiler. Evet, burada Marius ve Sulla birbirlerine rakip olurlar ve işin sonunda Sulla emekli olur, şeyde öldürülür, Marius da öldürülür. Evet, bir dakika benim. Çok kısa şey olaraktan geçtim. Şimdi esas konumuz. Aha, nerede arkadaş? Ulaşamıyorum 70'lere. 66'da mı kaldı? Sen de koyun. Evet. Efendim, böyle. Affedersiniz, yanlış şeyi açmışız ilk şeyi. Evet, evet, Julius Caesar tarihte en önemli kişiliklerden biri. Kendisinden önce kendisi. Çok geçti. Efendim?
Tamam, bir dakika. Gösterdi, kafa anlayıcı. Aynen öyle, kafa karışıyor. Evet, Gratus kardeşlerden sonra dediğimiz gibi artık ikiye ayrılmışlardı. Bu arada Marius'un eşinin, pardon, Jules Caesar'ın teyzesi Marius'un eşidir. Yani bir şekilde Marius'la Jules Caesar akrabadırlar. Marius'un öldürülmesinden sonra artık yavaş yavaş Jules Caesar ortaya çıkmaya başlar ve yavaş yavaş artık ünlenmeye başlar. Jules Caesar teyzesi öldüğünde teyzesinin cenaze töreninde bir konuşma yapar. Orada bütün kendi soyunu olduğu gibi anlatır. Bu bizim için çok önemli çünkü tekrardan bunun sülalesinin Eneas'tan geldiğini ve aslında Jules Caesar ben Anadolu'luyum, Anadolu'dan geldiğini ispat eder. Daha sonra Jules Caesar Troya'ya geldiğinde ilk olaraktan gider orada Hector'un mezarını ziyaret eder. Efendim, Jules Caesar yavaş yavaş meşhur olmaya başladığında ilk defa çok önemli bir olaya itiraz eder. Buradan Efes'e gelir. Efes'e kaldıktan sonra kış vaktidir. Rodos'a bir tane ünlü bir filozofu dinlemeye gidecektir. Bizim dilim açıklarında Farmaki denen bir yerden daha sonra gelecek. Farmaki adasında dilimde korsanlar tarafından kaçırılır. Korsanlar tarafından kaçırıldığında korsanlar bunun için 20 talentlik bir fidye isterler. Korsanların başkanını gelir çağırır. Ona iyi bir fırça atar. Kendisi diğerinin hiç de 20 talent olmadığı, bu şimdiki ne diyelim 20 bin altın gibi düşünelim. Kendisinin diğerinin aslında 50 talent olduğunu söyler. Eğer de 50 talenti istemezseniz de sizi çok fena yaparım der. Ve bir şekilde illa da Roma'ya kendisi için 50 talent ödettirir. Efes'e gelir. Efes'ten sonra tekrar askerlerini toplar, bir donanma hazırlar ve gene Didim açıklarına gider. Bu bütün korsanları yakaladır ve hepsini çarmıha gerdir. Burada niye bunu anlatıyoruz? Jules Caesar'ın buradaki kişiliği çok önemli. Yani ne kadar şey olduğu, egosun yüksek olduğunu anlatmak bakımından. Jules Caesar bir gün İspanya'dayken büyük bir Büyük İskender'in heykelini görür ve bu heykelin önünde durar, arkadaşlarına döner, ya der, ben şimdi 33 yaşındayım, Jules Caesar, Büyük İskender 33 yaşında öldü, öldüğünde ne kadar büyük işler başarmıştı. Ben halen 33 yaşındayım ve doğru düz bir başarıya imza atmamışım der. Burada yine ne kadar da ileriye başarıya hedeflenmiş olduğunu gösterir. Yine bir köyde, Plutarkos'a göre yine bir köyde konuşulurken ben de Roma'da ikinci adam olacağıma en ufak bir köyde birinci adam olmayı tercih ederim der. Jules Caesar'ın değişik, biliyorsun dünyada en çok heykeli yapımlardan biridir. Jules Caesar artık yavaş yavaş kuvvetli olmaya başladığında kendi başına başa gelemeyeceğini bildiği için iki tane en kuvvetli kişiyle bir şekilde ortaklık yapar. Bunlardan biri çok önemli, ünlü Pompeius, ikincisi de Roma'nın en zengini olan Crassus. Efendim, Pompeius'le bir şekilde iyi geçinmek için kızı Julia'yla Pompeius'i evlendirir. Özür diliyorum. Bunu da niye kapatmadık? Tamam. Pompeius'le kızı Julia'yı evlendirir. Ondan sonra ülkeyi kendi aralarında bölüşürler. Ülkenin doğusunu sen, batısını sen, Afrika ile ben göreceğim şeklinde. Buna da Roma tarihinde triumvirlik diyoruz. Tri, üç, vir, adam demek. Triumvirlik,
üç adamlık yönetim demek. Bu şimdiki Rusya'da Troika'nın esas olan orijinali. Efendim burada şimdi Krasus'a bir parantez açmak istiyorum. Çok çok önemli. Krasus Roma'yı yemiş bitirmiş. Krasus Roma'nın en zengini olmuş. Nasıl olmuş? Roma'da o zaman bütün evler hepsi ahşaptan. Ahşaptan yanan evlerin yerine insanlar yeni ev yapmak istiyorlar. Ama senatodan çıkartılan, Krasus'un çıkardığı bir kanunla, yasayla evler en az 5 sene içerisinde bir daha inşa edilemez. Bu arada Havile'de sağda solda evler yanmaya başlar ki bunların Krasus adamlarının yaptığı söylentisi var. Ve bu evleri Krasus gider satın alır. Ne kadar o kadar çok ev satın alır ki hatta bir cadde olduğu gibi de Krasus'un olduğu söyleniyor. Ve akabinde de Krasus tekrar bir yasa çıkartır, inşaat izni alır. Ve bütün hepsini kalkar, buraları olduğu gibi kendisine şey yapar. Akabinde artık her tarafta altınlarla doludur. Evin altın da doludur. Ve bu bütün dünyaya yayılır. O kadar zengin olduğu konusunda. Ama maalesef o sıralarda Partlar dediğimiz Perslerin, İranların şeyleri, onlar Harran'a gelmişlerdir. Şimdiki Urfa Harran'a. Ve burada Krasus Partlara karşı çıkmak üzere Roma'dan yola çıkar. Bugünkü o meşhur Zeugma'da 2 ay kalır. Akabinde kışın o zamanki adıyla Edessa'ya, Urfa'ya gider ve orada kalır. Mart ayının başında Krasus ordusuyla Harran Ovası'na girer ve Part ordusuyla karşılaşırlar. Krasus'un ilk öne sürdüğü ordu oğlunun yönetimindeki bölümdür. Maalesef oğlu yenilir ve oğlunu partlar, kendisini keserler. Daha kendisi çadırdayken bir tabakta oğlunun kendisini Krasus'a getirirler. Çılgına dönen Krasus bilinçsizce saldırır. Saldırı sonunda o da yakalanır. O günlü Krasus Harran Ovası'nda bütün ordular, hem Partlar hem de Roma ordusu ring yapılır, bir daire yaparlar. Ortada Part kralı gelir, kazan kaynatır. Kazanda ne kaynıyor biliyor musunuz? Altın. Ve Krasus'a der, sen altını çok seviyorsun der. Açın şunun ağzını, ağzını açtırtır ve kaynar altını ağzından boşaltır. Krasus bu şekilde öldürülür. Bu çok az bilinen bir şeydir ama bizim ülkede geçtiğimiz için onu mutlaka söylemek istedim. Evet, işte daha sonra Jül Sezar artık şeyden de kurtulmuştur, Krasus'tan da kurtulmuştur. Bu arada Pompeius birazcık da ondan yaşlı, bayağı yaşlıdır. Çok yaşlı olmasına rağmen kızı da ona vermiştir, bir çeşitle damadıdır. Ama bir şekilde yine de Pompeius'ten de kurtulmak istemiştir. Ve bu arada Sezar sürekli olaraktan konsül olmak istiyor. Ve bir türlü de Senato buna konsüllük vermiyor. Konsül ne demek? Konsül şimdiki bir çeşit başbakan diyelim. Bütün konsül senatörlerin üstünde 2 tane konsül tarafından Roma yönetiliyor. Bu da ta Roma zamanından gelen bir şey. Nedeni de bir konsül kötü bir karar aldığında diğeri işteyse onu engellesin. Ve sürekli olarak da bir tane pleblerden, bir tane de patriçilerden, yani bir tane zenginlerden, bir tane de halk tarafından genellikle alıyorlar. Ve en sonunda Sezar ve Cato'nun damadı Bibulus konsül seçilirler. Bu Sezar Bibulus'la sürekli olaraktan didişir, onunla halde kapışır ve bir günde Bibulus'un başından aşağı pislik döker. Efendim böyle bu tarihteki bu ufak şeyler nereden biliniyor, denebiliyor? Bizim için en önemli şey bir Plutarkos'un kitapları var ama daha önemlisi Suetonius adında bir Romalı yazar var.
yüzlü yıllarda yaşadı. Seutonius'un yazdığı 12 Sezar'ın Hayatı diye bir kitap var. Orada detayına kadar bunlar yazılı. Ve Seutonius da bunlar çoğunlukla da hatta bazılarına der ki benim dedem demişti ki, benim babam diyor ki diye yani ilk ağızdan da duydukları şeyler var. Evet, şimdi bundan sonra Sezar Avrupa'yı bir şekilde bugünkü Avrupa'yı şekillendirir. Galya Savaşı dediğimiz Galya'ya bir savaş açar. Sezar Galya Savaşı'nı kendisi eliyle yazmıştır detaylı bir şekilde ve edebiyatçılar der ki o zaman konuşulan en güzel, en harika Latince ile yazmış Sezar. Şimdi işin ilginci şu, Romalı imparatorlar çoğunlukla konuşurken Grekçe konuşuyorlar, yazarken Latince konuşuyorlar. Bu ufak bir detayı şey yapın lütfen, hafızada tutalım. Çünkü çok önemli, Sezar'ın ağzından çıkan birçok şeyler aslında ilk olarak da Grekçe çıktığı yazıldır, Latince değildir. Zaten uzun zamanlar biliyorsunuz Grekçe olaraktan yapıldı, konuşuldu. Latince pek yazılmıyordu. Latince, Grekçe'yi Latince'ye de çok sonraları Hollandalı filozof Erasmus bütün çevirileri yapmıştır. Konumuzun dışında. Evet, Galya Savaşı'nda ikiye ayırır İtalya'nın kuzeyini. Cisalpina der ve Transalpina der ve Fransa'yı da bir şekilde böler. Bugünkü Fransa Provence dedikleri bölgesi aslında Latince'de provincia yani eyaletin Türkçesidir ve oradan buraya gelmiştir. Burada Sezar ne yapar? Sezar Helveti denen kabileyi bugünkü İsviçre'nin oraya yerleşir. Belgalılarla savaşır ve Belgalılar der ki siz burada oturun der. Efendim Ren Nehri'ne olan bölümü der ki Germenler siz artık bu sınırı geçmeyin der. Ve bu aslında bugünkü ki Belçika'nın, Fransa'nın, İsviçre'nin hatta İtalya'nın sınırlarıdır efendim. Yani ondan önce sadece bunlar kabilelerdi, birbirlerine saldırıyorlardı, doğru düz bir yerlere oturmamışlardı, doğru düz onlara tamam burası senin denmemişti. Bu da Jules Sezar'ın. Dolayısıyla da Jules Sezar'ın Avrupalılar için ne kadar önemli olduğunu belki bunda bir etkisi vardır diyebiliriz. Efendim, yine çok ilginç, Manş Denizi'ne geçer ve Britanya'ya girer ve Britanyalılarla ilk defa Avrupa, dünya tarihini şey yapar, buluşturur. Britanyalılar o zamana kadar hiç kendilerini dünyada sadece izole kendilerinin olduğunu zannediyorlar ve ilk defa Britanyalılar da Romalılardan haberleri olmuş olur. Bu arada parantez, Britanyalılar da yine kendilerinin atalarının Troya'dan geldiklerini yazarlar. Onlar da derler ki yine aynı şekilde Enneas'ın torunlarından birinin adı da Brutus'tür. Ve o Brutus bir şekilde Roma'dan kovulur, gemiye biner, Britanyalısına gider ve oraya da Brutunia der. O da Britanya olur. Bunu da 15. yüzyılda Britanya'nın kuruluş destanını yazdıran kral bilmem kaçıncı bilmem kim, onun yazdırdığı kitaplar. Ve Britanya'da da bir iki yerde Brutus şurada karaya çıktı ve buradan Britanya'ya adım attı diye bir iki tane şeyler var, anıt var. Bunu böyle deyince aslında demek ki bütün Romalılar Anadolu'dur. Onun için Fatih Sultan Mehmet Bizans'ta savaşırken Papa'ya mektup yazar ve der ki sen der neden der Bizansları tutuyorsun der. Bizler aslında sen Anadolu'sun, biz de Anadolu'yuz, biz hepimiz Hector'un çocuklarıyız der Fatih Sultan Mehmet. Evet, bu arada o zamanlar en önemli şey elde ettiğin, zapt ettiğin ülkelerden getirilen köleler.
Köleler en önemli ticari madde. Ticaret maddesi. Cicero Jules Caesar'ın ta Britanya'ya kadar gidip o kadar uzun mesafeler sonra getirdiği kölelerden hiç ama hiç hoşnut olmaz ve bugünkü kölelerden herhangi birinin edebiyat ya da müzik alanında beceri olduğunu sanmıyorum diyerekten Senato'da eleştirir. Burada efendim, burada edebiyat ve müzik deyince aslında Grekçe'yi kastediyor. Britanyalılar Grekçe bilmiyorlardı. Ve o zamanlar bütün Roma'nın asiller çocuklarına Grekçe öğretiyorlardı. Dolayısıyla da en önemli, en pahalı köleler Grekçe bilen kölelerdir. Ben bilenler biliyor, ben Yunan demiyorum, Rumca hiç demem, yanlış diye. Grekçe demektir. Adamlar da kendileri de Grek'tirler. Yunan değillerdir. Yunan biliyorsunuz bizim burası İonya, burası Yunan'dır. Hatta Yunanistan'a da Yunanistan demek çok çok yanlıştır. Geçelim. İon Denizi diyoruz ya. İon, evet, İonya. Evet. Efendim artık Sezar Pompeius'la artık iyice çekişmeye başlamıştır. Pompeius'ten bir türlü kurtulmak istiyor. Bu arada Sezar ne zaman ki Roma dışına giderse Pompeius bunun aleyhine çalışmakta ve bir şekilde Julius Caesar'ın bütün dostlarını, yandaşlarını elimine etmektedir Pompeius. Bunlardan en önemli şey Pulcher sokak ortasında öldürülür. Öldürülünce bu kötü haber aniden geldiğinde Sezar'ın ağladığı söylenir. Sezar iki defa ağladığı yazar. Daha sonra şey yapacağız. Pompeius'un başında gördüğünde de gene ağlayacaktır. Evet. Ve bu sırada Sezar'ın devlet düşmanı edilmesine önerirler. Bu da ne demek? Sezar'ın artık Roma'ya girememesi ve girer girmez de idam edilmesi demek. Bu sırada Sezar'ın en önemli yakını meşhur Marcus Antonius. Daha sonra Kleopatra ile karşımıza çıkacak olan Marcus Antonius. Bunu veto eder. Veto edince Antonius ve iki arkadaşları korkarlar ve köle kılığında bir arabanın arkasında affedersiniz pislikler içerisinde sığınarak da gübre içerisinde Roma'dan kaçarlar. Kaçtıklarında Jules Caesar'a sığınırlar. Jules Caesar hemen orduyu toplar. Bu iki tane arkadaşı ordunun ortasına getirir ve der ki ey bakın der Pompeius'un ve Senato'nun benim en sevdiğim Antonius'a ve arkadaşına yaptıkları duruma bakın der. Böylece de kendi ordusunu Roma'ya, Senato'ya karşı birazcık da şey yaptır. Kızdırtır ve hazırlar. Ondan sonra Roma'ya kadar Roma'nın üzerinde yürümektedir. Sonra Roma'da şöyle bir kural var efendim. Roma'ya hiçbir general ordusuyla giremez. Roma'ya gelen general Rubicon denilen Roma'nın altında epey bir şimdiki yaklaşık 1200 kilometre güneyde bir nehir var. Rubicon nehri ve o sınıra kadar getiriyorlar. Ordu orada kalıyor. General kendisi yalnız başına Roma'ya gidiyor. Kural bu. Bu da niye? İşte çünkü ordu devletin ordusu değil, ordu generalin ordusu genellikle o zaman. Bunun üzerine ben de şunu söylüyorum. Hani bir yere girdiğinizde içeri girerken tabancanızı vestiyere bırakmak gibi bir öyle bir şey düşünebilirsiniz. Ve bir tehlike olmasın diye. Rubicon nehrine gelir, orada nehrin üzerinde bir köprü vardır. Eğer şu köprüyü geçecek olursak bundan sonra her şeye silahla karar vermek zorunda kalacağız der. Ondan sonra tekrar haberler salınır. Artık Sezar'ın yapacak bir şey yoktur ve yakta aleya yakta es der. Zarlar atıldı. Bu aslında Türkçe'de çok daha güzel söyleniyor. Ok yaydan çıktı. Orada da zarlar atılırken biliyorsunuz Romalılar da aslında
tek zarla oynanıyorlar. Şimdiki bizim şey gibi diye, tavla gibi çift zarlar değil. Ama karşılıklı tek zar vardır. Ve dolayısıyla da ad Hulusem Rubicon der. Rubicon'u geçinir der. Bu şimdi bütün batılı dillerde ad Hulusem Rubicon veyahut da crossing Rubicon en son İngiliz Başbakanı bayan söyledi. Brexit ile ilgili, Avrupa Birliği'nden çıkmakla ilgili referandum yaptırdı. Biz de artık Rubicon'u geçtik.